Spor siyaset hiç geri kalmıyor siyaset dahil olmak için ee, özellikle Beştepe yönüyle konuşmalar devam ediyor. Mehmet Uçum kendisi Cumhurbaşkanının baş danışmanı ee, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin hemen ardından bir sosyal medya mesajı paylaştı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacaktır denildi. Şimdi en önde giden divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri, başkan adayları, genel kurula dair böylesi tanımlamalar yapmazken, yapmayı tercih etmezken Beştepe'den duyulan bir sesin karşılığı ne kadar olacak? O da başka bir tartışma. Öyle bir takım kuracağız ki, emin olun. Benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Yazıklar olsun bu yönetime. Büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar. Bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Bu sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a ait. Uçum Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Ben şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının ardından tartışmalara Beştepe de dahil oldu. Uçum ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir diye sordu. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini öne sürdü. Adaylı kararı almamın arkasında yatan bir neden de budur. Bu kesinlikle bir umutsuzluk veya teslimiyet ifadesi değildi. Eğer o psikolojide olsaydık Fenerbahçe zaten son maçta bile şampiyonluğu kovalamaz, çoktan havlu atardı. Uçum Fenerbahçe'nin 9 Haziran'daki seçimlerine de işaret etti. Son 6 yılda eziyet olarak nitelendirdi. Fenerbahçe tarihini Ali Koç yönetiminin kara leke olarak geçtiğini savundu. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak dedi. Yes,